Nedim, 1681 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmet'tir. Babası, Sultan İbrahim devri kaz askerlerinden Merzifonlu Mustafa Muslihuddin Efendi'nin oğlu Kadı Mehmet Efendi, annesi, İstanbul'un fethinden itibaren devlet hizmetinde bulunan Karaçelebizadeler ailesinden Saliha Hatun'dur. Evinin Beşiktaş'ta olduğuna dair şiirlerinde kendisinin verdiği bilgiyi belgelerde destekler. Kazasker Muslihittin Efendi bazı kötü alışkanlıklarından ötürü ulema ve halk tarafından sevilmediği için kendisine çirkin lakaplar takılmış, mülakap Mustafa Efendi diye tanınmıştır. Dedesine takılan lakaplardan ötürü Osmanzade Tayyip gibi bazı şairler Nedim'den mülakapzade diye bahsetmişlerdir. Aile çevresinde iyi bir eğitim gördü. Dönemin klasik ilimleri yanında Arapça ve Farsça öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra Şeyhülislam Ebezade Abdullah Efendi'nin de bulunduğu bir heyet tarafından yapılan imtihanda hariç medresesi müderrisliğini elde etti. Özellikle Lale Devri'nin ünlü veziri Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın hemen her faaliyeti için devrin diğer şairleri gibi Nedim de kıta ve kasideler yazdı, Paşa da kendisini daima gözetip kolladı. Kütüphanesinin hafız-ı kütüblüğünü yaptığı İbrahim Paşa tarafından kurulan tercüme heyetlerinde görev alan Nedim meslek hayatında da çabuk ilerledi. Nişancı Paşa'yı Atık Medresesi'nde görev yaptı. Bir yıl sonra Sahın-ı Seman Medreseleri müderrisliğine yükseldi. Lale Devri ile birlikte Nedim'in de sonunu hazırlayan patrona Halil isyanı patlak verdiğinde Sekban Ali Paşa Medresesi'nde müderristi. Nedim'in ölüm sebebi hakkında değişik rivayetler vardır. Hem yaratılıştan hassas olması hem de ailede yaşanan olaylar onun üzerinde sürekli korku hali bırakmıştır. Kaynaklarda şairin, patrona Halil isyanını takip eden günlerde, illet, ibehime'den veya içkiye düşkünlüğü ve afyon kullanması yüzünden titreme hastalığından öldüğüne dair bilgiler yer alır. Müstakimzade Süleyman Sadeddin ise Nedim'in ihtilal esnasında korkudan evinin damına çıktığını ve oradan düşerek öldüğünü söyler. Herhalde Nedim'in isyan sırasında yaşadığı ruh hali onu ölüme götürmüştür. Kabri Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın miskinler tekkesi kısmındadır. Nedim'in edebi kişiliği. Gazel'de hikemi tarzın büyük temsilcisi Nabi'nin, kaside'de Nefi'nin etkisinin revaçta olduğu şiir ortamına ilk adımını atan Nedim, çok geçmeden Nedimhane denilen yeni bir tarz geliştirmiştir. Bu tarzın esasını, söyleyiş mükemmelliği, yerlilik arzusu ve Nedim'e özgü eda oluşturur. Kendisi de bir gazelinde, malumdur benim sühanım mahlas istemez fark eyler onu şehrimizin nüktedanları diyerek üslup sahibi bir şair olduğunu ifade etmiştir. Nedim, şiir lügati zengin olmayan şairlerdendir. Bulduğu bir imajı veya hoşuna giden benzetme unsurlarını tekrar tekrar kullanır. Onun asıl kudreti dili kullanmadaki ustalığında saklıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki dehası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Şiirlerinin bestelenmeye elverişli bir yapısı vardır. Onun için şairin yaşadığı dönemden başlayarak musammatları ve gazelleri bestelenmiştir. Nedimhane denilen tarzın önemli özelliklerinden bir diğeri, yerlilik merakıdır. Nedim, divan şiirinde Necati ile belirginleşen, Baki ve Şeyhülislam Yahya gibi şairlerin eserlerinde mükemmelleşen mahallileşme deneyiminin 18. yüzyıldaki en büyük temsilcisidir. Nedim, Osmanlı şairleri arasında devriyle birlikte anılan, hatta özdeşleşen müstesna şairlerdendir. Lale devrinde Nedim'le aynı muhitte yaşayan ve devrin havasını onunla birlikte teneffüs eden pek çok şair olmasına rağmen devrinin ruhunu onun kadar eserine yansıtan olmamıştır. Nedim, her yönüyle devrinin adamıdır. Ne yazık ki patrona isyanı ile sadece Lale Devri değil, Nedim'in hayatı da trajik bir biçimde son bulmuştur. Şairin mütebessim çehresini bu trajik olayın ruhumuza gerdiği şişli perdenin arkasından, ama sadece şiirlerine yansıdığı kadarıyla görürüz. Onun şiirlerinde Türkçenin nabız atışlarını duyar, Osmanlı zevk ve yaşama üslubunun naif çizgilerini buluruz. Nedim'in eserleri. 1. Nedim Divanı, Nedim'e asıl şöhretini kazandıran eseri, Divanı'dır. Şairin hayattayken divan tertip edip etmediği bilinmemektedir. Nedim Divanı'nın bilinen en eski tarihli nüshası, 1149 yılında istinsah edildiği tahmin edilen ve Türk Tarih Kurumu kütüphanesine kayıtlıdır. 2. Sahayfül, Ahbar, Lale Devri'nde teşekkül ettirilen tercüme heyetlerinde görev alan Nedim, Müneccimbaşı Ahmet Aşıkı'nın Camiül, Düvel adlı Arapça eserini Türkçe'ye çevirerek Sahayfül, Ahbar adını vermiştir. Nedim'in 10 yılda tamamlayarak İbrahim Paşa'ya sunduğu bu çeviri, 1285 yılında İstanbul'da basılmıştır. 3. Aynı tarihi, Bedrettin Mahmud bin Ahmet tarafından yazılan Ikdul, Cumanfi Tarihi Ehliz, Zaman adlı 24 ciltlik İslam tarihi, Nedim'in de içinde bulunduğu tercüme heyetince çevrilmiştir.
Fakat Nedim'in mütercimler arasında yer aldığı bilindiği halde hangi bölüm veya kısımları tercüme ettiği henüz bilinmemektedir. Nedim'in bunlardan başka, Şehit Ali Paşa'ya yazdığı bir dilekçesi, İzzet Ali Paşa'nın şaka yollu mektubuna mensur cevabı, Safayı tezkiresine takrizi ve münşiat, Gaziziye'de yer alan ve kime yazıldığı belli olmayan bir mektubu vardır. Nedim'in bir kasidesi. Geley fasıl, bahar anmaye, ara muhabımsın. Enis, hatırım kam, dil, ipür ıstırabımsın. Dehan, gonceyi baz et zeban, süseni terkıl. Şikest, tevbeye dahil edene hazır cevabımsın. Gülistan'dan nümayan olcumana, bülend eyser. Bu mevzun kabile hakka ki beyt, intihabımsın. Acil ey fasıl, değsen gülsitanlardan açılsın gür. Terennüm eyle bülbül mutrubun çengin rebabımsın. Salındın şöyle kim yıktın beni yarar, azat. Seni gördük de sandım dil, ber, Ali, cenabımsın. Zi devlet olsadır, muhterem derse er bir kez. Muammer ol Nedim aşair, muciz itabımsın. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursun.